Vakitte geçmek bilmiyor bir türlü. Az kaldı bey, sabret. Sabaha karşı gelir oğlumuz. Hay anasını, koskoca bir doktor oldu bizim Hasan ha. 6 senedir okuyor çocuk. Tabii okuyacak hanım. İnsan hayatı söz konusu. Onun eline can teslim edecekler. Can değil 6 sene. 16 sene okusa azdır insan hayatı söz konusu olunca. Ah sabah olsa da gelse oğlum. Kızım ne zaman gelecek bu Tarık? Sabaha karşı gelir herhalde baba. Ah kızım ah, gözümde nasıl tütüyor bir bilsen. 4 yıldır katlanıyoruz ayrılığa, sonunda filinta gibi bir subay olup çıktı işte. Bir sürü insanın hayatı ona bağlı olacak. 4 sene az bile. Ah kızım ah, bir an önce sabah olsa da bir kucaklasa bu oğlum. Hanım, muradımıza erdik. Mahmud'umuz 4 yıl okudu ama sonunda öğretmen çıktı işte. Bir an önce sabah olsa da evine gelse. Çok özledim vallahi. 4 senedir okuyacağım diye evinden ayrı kaldı. Hayıflanma hanım. Bir sürü insanın hayatı ona bağlı olacak. Kolay mı? Bu kadar insanın hayatı için 4 sene okumuş. Çok mu? Sizin yolculuk Kütahya'ya mı? Evet Kütahya'ya. 4 senedir ayrıyım ailemden. Benim de tam 4 sene oldu. Sizinki gene iyi. Ben 6 yıldır ayrıyım. Tıpta okuyordum da doktor çıktım. Annemle babamın elini öpmeye gidiyorum. Kolay değil tabii. Birçok insanın hayatı size bağlı. 6 sene bence az bile arkadaşım. Siz subaysınız herhalde. Evet, yeni subay çıktım. 4 senedir okuyordum. Sizin işiniz de önemli. O kadar insanın hayatı sizin elinizde yani. Siz? Ben de öğretmenim. Bana da bir sürü insanın hayatı bağlı sayılır. Çocuklar okuyacak, büyüyecek, adam olacaklar. Hayatları bana bağlı. Ben de 4 senede uğraşıyorum. Aslına bakarsanız 4 sene az bile. Bence de. Birçok insanın hayatı size bağlı. Bence de 4 sene çok az. Gerçekten az. İstanbul'dan Kütahya istikametine gitmekte olan falan turizm otobüs yolcuları. Otobüsünüz hareket etmek üzere, siz yerlerinizi almanızı rica ederim. İstanbul'dan Kütahya'ya gitmekte olan falanca turizme ait bir yolcu otobüsü henüz 1 aylık şoför olan tecrübesiz kaptanlarının hatalı sollaması sonucu şarampole yuvarlandı. Yolculardan Hasan, Tarık ve Mahmut adındaki 3 genç olay yerinde öldü. Ulan tecrübesiz, tahsilsiz insanlara ehliyet verilir mi be? Bu kadar mı ucuz insan hayatı? Diğer yaralılar Kütahya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 ayda ehliyet verdiğin insanlara bunca canı nasıl teslim edersin anlayamıyorum.